merhabalar. Yepyeni bir günde tekrar karşınızdayız. Yeni güne merhabadan bütün izleyicilerimize hayırlı ve güzel sabahlar diliyoruz. Bugün ne konuşacağız yeni güne merhabada? Hemen onları aktararak başlayalım programımıza. Günümüz güzel olsun diyerek de. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bu yıl belirlemiş olduğu birlikte yaşama kültürünü farklı boyutlarıyla konuşmaya devam edeceğiz. İlk bölümde işin sosyal tarafını ele alacağız acaba biz şu an yaşadığımız dünyada bu dünyanın gerçekleriyle modern hayatta birbirimizle nasıl beraber yaşamayı başarabiliriz? Bu konuyu bugün ilk bölümde birazdan doçent doktor İhsan Çapçıoğlu hocamla konuşacağız. Önemli bir konu gerçekten. Bugün sadece artık kutlu doğum temasıyla karşınızdayız. İkinci bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi doçent doktor Halil Altuntaş hocam stüdyo konuğumuz olacak. Orada da Müslümanlar birbirleriyle nasıl beraber yaşama kültürünü oluşturacaklar. Şu anda İslam dünyasına baktığımız zaman gerçekten içimizi sızlatan ve bize ciddi sorular sorduran olaylarla karşılaşıyoruz. Bu soruların cevaplarını birlikte bulmaya çalışıyoruz. Geçmişe dönüp bakıyoruz elbette o günkü örnekleri bugüne de taşımaya, yansıtmaya çalışacağız program içerisinde. İkinci bölümde de bunları konuşurken hem bir hem de iki de sormak istedikleriniz paylaşmak istedikleriniz olursa yeni güne merhaba nokta TV elektronik posta adresimiz. Bunu hatırlatalım. Telefonda da bize ulaşabileceğinizi söyleyelim. Birazdan masanın başına geçeceğiz. Günaydın demişken güne güzel bir işle başlayalım. Münever Erdoğan stüdyo konuğumuz çarşamba günleri. Bakalım Münever Hanım'la ne yapacağız? Tekrar hayırlı sabahlar diyerek yeni güne merhabaya başlayıp hemen yerimize geçelim. Evet efendim güzel bir iş yapacağız bugün dedik. Münevver Hanım'la e, uzun zamandır yapmadığımız bir çalışmayı yapacağız. Kağıt rölyef çalışacağız. E, kağıt rölyef bilenler için kolay, zevkli ama bilmeyenler için de ben bunu nasıl yapabilirim dedirten bir iş. Değil mi Münevver Hanım? Evet. Ama öğrendiğiniz zaman işte o kadar Ömren zor değil. E, zor değil, zevkli, zaman isteyen bir iş. <laughs> e, malzemesi olduktan sonra çok Şunu zevkli bir siz iş. Siz konuşurken bir taraftan da almaya çalışıyorum. Evet efendim. Ne kadar zevkli olduğunu, ne kadar güzel bir iş olduğunu elimizde hazır bitmiş örnekle görmek mümkün. Bir gül yapmış Münevver Hanım. Peygamberimizi de hatırlıyoruz ya bu hafta sürekli. Hmm, yani ne kadar güzel çok olmuş. Çok geldi. Evet. Değil mi? Ellerinize, ee, kollarınıza sağlık. Evet. Kağıt rolife malzemeleri Kağıt kolay bulunuyor. Şimdi kolay bulunuyor. E, Tuafiyelerde, kitapçılarda, hatta internetten bile indirebiliyorlar. Onun için e, elimize aldığımız bir resimden 10 adet 10 <laughs> adet 6 ile 8 ile onla yapılabiliyor Evet ondan sonra bu 10 adet Mutlaka resmi aldıktan sonra Tabii ki çift de olabilir tek de olabilir Öyle o mi? kestiğimiz şeye bağlı. <laughs> e, fakat e, şöyle bir şey e, biz bunu ne yapıyoruz aldığımız resmi hep geri plandakilerini bırakarak 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 ön plana kadar küçültüyoruz resmi. <laughs> O şekilde keserek şimdi uygulamamızı, uygulamamızı yapacağız. Önce böyle bize kağıt resim elimize lazım. Evet. Ne arz ediyorsa. Şurada ediyorsak, da vardı değil mi? Ne arz ediyorsak. Peki bu Tabii resmin ki. kendi rengi miydi? Onu kendi soralım. rengi. Ee, yok... Kendi rengi hocam. Bu çok parıl parıl bir şey gerçekten. Evet. Siz buna vernik, Ona vernik o atıyoruz. o vernik atıyoruz. Vernik atıyoruz. Vernikten sonra bu şekil oluyor. Evet çok güzel olmuş gerçekten. Malzeme olarak kağıt resim. <laughs> çöp şiş. yaklaşık 10 tane çıkartıyoruz dediğimiz. Evet. Şu dokuyu gösterelim izleyicilerimize. Bakın kaç kat gülün içerisinde Münevver Hanım yapmış. Aralarda silikonu görüyoruz. Bir de tabii burada çöp şişlerimiz var. Onları da görmek mümkün. Evet. Evet, yapraklar da birkaç kat. Hatta epeyce bir katı var. Münevver Hanımcığım onu anlatmaya başlamadan önce o zaman biz bir malzeme listemize mi baksak Bakalım. önce. Bakalım ne olduğunu bir görelim. Bakalım, bakalım. Net bir şekilde. Şimdi mesela onu ıı, ekrana getirirken yönetmenimiz bir şey soracağım. Buralar kirlenmiş. Bunlar çerçevede kesilecek hocam. Evet, hiç Onlar problem. Onlar hiç değil kalmıyor. Şuradaki çerçeveyi gördüğünüz gibi Hı -hı. o çerçeveye girmemiş bir resim. Onu öyle getirdim ki insanlar e, hata olursa eğer bunu korkmasınlar, korkmasınlar, evet ne güzel. Kabul edebildi bu da çerçeveli olanı Evet çok e, güzel Aynı görüyoruz. zamanda bu çerçeveye girdiği zaman yanındaki hiçbir şey kalmayacak e, derin bir çerçeve <laughs> üç boyutlu dediğimiz yüksek bir çerçeve olacak. Çok güzel o zaman malzeme listemize hemen bakalım. Biz 10 <laughs> adet dedik daha dokulu bir şey olsun diye 10 tane resmimiz var. Silikon yapıştırıcımız var, çöp şişimiz var, bistur bıçağımız var, cımbızımız var, kahverengi keçeli kalemimiz var evet. ve çiçek ütümüz var. Evet. Bunların ne işe yaradıklarını program içerisinde göreceğiz. Evet. 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 Nereden başlıyoruz? Ne yapıyoruz? Önce kesiyoruz. Önce kesiyoruz. Önce kesiyoruz. Elimize düz alıyoruz. Hı hı. Tamamen şu şekilde desenimizi kesmeye başlıyoruz. Evet. Atecim, şu şekilde, şu şekilde başlıyoruz istediğimiz yerden hı hı. E, fakat Bunu bir maket bıçağıyla da kesebilir miyiz? Maket bıçağı kesemez. 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 Mutlaka böyle Mutlaka metal bir şey, böyle çelik bir şey mi olması de, lazım? Bu özel bıçak bu. Evet. Özel bıçak. Bu şekilde kesiyoruz. Hı hı. Şu şekilde kestiğimiz zaman hı hı. ne kadar ortaya çıkarıyoruz? Yani burayı buradan bu sefer... keseceksiniz. <laughs> Bu taraftan da kesecek misiniz? Ba zaman zaman kesiyoruz. Şimdi şöyle. Yani hepsi aynı, şekilde, aynı kesilmiyor. şekilde kesilmiyor. Bir seferinde beyaz hattı bırakıyoruz. İkinci hmm. seferinde e, aynanın çerçevesini bırakıyoruz. Üçüncü seferinde deseni tamamen bırakıyoruz. Aynayı bıraktım, e, çerçeveyi bıraktığımız zaman desen devam ediyor. <laughs> Her şekilde desen devam ede 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 ede. En sonunda kat, kat üst, üst yaprakları getirdim. kalıyor. Evet, Üst yaprakları. Küçük küçük mini mini çiçekleri biz kabartmalı olması için ne yapıyoruz geri plandan öne doğru küçülte küçülte resmi kesiyoruz evet. kat 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 yapıştırıyoruz. <laughs> Her arasına da çöp şiş koyarak <laughs> silikonla yapıştırıyoruz. Şu an izleyicilerimiz bu elimizde yaptığımız çalışmanın bitmiş halini görüyorlar ama diyecekler ki muhtemelen Münevver Hanım o çok parıl parıl. Niye o kadar parlıyor? Silikon, Sadece vernikten e, değil vernik, herhalde. Vernikten. Sadece vernikten. Evet vernikten. Bir de tabi camda olduğu zaman da herhalde iyi de muhafaza oluyor. Camda ona ayrı bir boyutta kazandırdığı Cam için. Camda olmasa şurada parlıyor. Evet burada Cama da parlıyor. Cama girmemiş. Da Kaç kat vernik attınız? Bir seferinde. Öyle mi? Bir seferinde. 30 santim yüksekliğinde verniğimizi sıkıyoruz. Evet 30 Sıkdığımız santim zaman, geriden. Ev Geriden evet. Peki onu da öğrenmiş olalım. Evet. E, ve bu böyle e, çok parıl parıl rengi de iyice şey oluyor. Değil mi? O ee, matlık kayboluyor. Matlık kayboluyor. Bir de o e, canlılık verdiği gibi hı hı. E, uzun süre korumasını önlüyor. E, aynı zamanda e, sanki böyle camdan e, veya kristalleşmiş gibi daha çok güzel bir Farklı hava veriyor. Bir şey evet. Camın izin içinde. Direkt bunu yapmış olsak o havayı mat alınır. gözükür. Tabii, çok mat gözükür. normal. Mat Basit evet, bir şeyle evet, e, evet. Bir, bir şey çalışmış gibi olacağız. Şöyle bir şey göstereyim. Ben Lütfen. bazılarını kestim, getirdim. Hı -hı. Çünkü bakın bir seferinde şu kadarını kesiyoruz. Evet. Bir seferinde. İlk defa Evet, birinci yapacağımız zaman yapıştıracağımız o. Hı -hı. İkinci yapıştıracağımız yani, şu. Nurevelam sandıktakileri çıkardı yani. Yani. Sonunda. Evet. Değil mi? Çıkarttı. Şimdi bakın şu şekilde tek tek kesiyoruz. Hı -hı. Üçüncü hı. seferinde bunu evet. yapıştıracağız. Dördüncü Aradaki seferinde bunu. Aradaki farkı anlatır mısınız? Aradaki mesela fark. Mesela şu ikisinin arasındaki fark ne? Bunun arasında mesela beyaz çerçeve yok. Evet. Bunda ayna yok bakın. Bu daha tam ama. He. Şu ikisi arasında bir fark var mı? E, bunun Bu ikisi arasında aynı. yükseklik olsun diye birbirine yakın. Birbirine yakın. Birbirine yakın. Birbirine evet. yakın. Bazılarını da böyle evet. kesiyoruz öyle evet. mi? Evet birbirine yakın. Evet. Şunu şu görelim. Diğerlerini. görüyoruz. Ee, bunun mesela hiç çerçevede kalmamış. Evet. E, azaltmışız. Altında, zeminde kalmamış. Hı hı. Bakın. Bunda tamamen havada da evet, duruyor. Bunda ne oluyor? Saksıyı bile parçaladık. Aa, niye? Niye kabarık ve güzel gözüksün diye. Çok güzel. Her arasını böyle şekillendirerek tam saksının yuvarlak şeklini vermek için. Bunları kendiniz mi kestiniz? Çoluk çocuktan yardım kestim, hocam, musunuz? Kendim kestim hocam, kendim kestim. Eşim bile nerede? yardım etmiyor, emekli olmasına rağmen. Aa, olur mu? Bakın ne böyle verim? kestikten sonra hı hı. ne yapıyoruz? Biz bunu kalemliyoruz keçe kalemle Evet nasıl bütün kalemliyoruz? bütün kenarlarını O ne demek? Ki? Şu şekilde kalemliyoruz evet, şu şekilde. yani o beyaz olan şeyi beyaz yerini kapatmak evet. için. Evet. Şu şekilde hangi renk çalışacaksak o renk mi kaleme ihtiyacımız Genelde var? Genelde kahverengi güzel oluyor. Hmm. Neden? Bunu ee, bilelim. Kahverengi daha güzel oluyor. Şunları olacak. da kahverengiyle yaptınız yani. Tabii ki. Gülü hepsi de. hepsi. Peki gülün kenarındaki bu tırtıklı şeyi nasıl oluşturuyoruz makasla Tırtıklı şeyi makasla kestik. Onu şu şekilde kalemliyoruz hocam. Hı hı. Zeyda hanımcığım şu şekilde kalemliyoruz bütün hatları kestiğimiz yeri. Kalemledikten sonra ne yapıyoruz? Elimize cımbızımızı alıyoruz. Hı hı. Cımbızımızı alıyoruz. Cımbızla Bunu da göreyim hemen ha. yerime geçeceğim Müneymen Cımbızı Hanım. aldığımız zaman ne yapıyoruz? Bu şekilde bunu kenarlarını, kenarlarını şöyle çok 2 milim kadar hı hı. Alıyoruz alıyoruz büküyoruz. İçeri doğru Tamamen kılıyoruz. Tamamen bütün evet. kestiğimiz yerleri küçük büyük bütün kestiğimiz yerleri bu şekilde cımbızlıyoruz. Bu bayağı iş yani. Epey uğraştıran bir yani şey. Yani bir günde olmazsa onun Öyle için birazını hazırladım bir geldim. Bir Tabii ki bir günde olmaz mi? mümkün Aa, değil. Ben siz bitirirsiniz. En az 3 siyaset. Oo, Tabii ki. Evet, en az. Işi e bundan sonra ne yapıyoruz? Ütüsünü yapıyoruz. Evet. Üçü... O ütüye bakalım. Tamam. İzleyicilerimiz siz tamam. yaparken görecekler. Tamam. Biz de aralarda yanınıza geleceğiz. Ne konuşacağız? Ayrıntıları gördükten sonra hemen konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Modern ça gün be gün insanı bireyselleştiren bir sarmalın içine alıyor. Peki sosyalleşmenin yok olduğu bu çağda birlikte yaşama bilincimizi nasıl canlı tutacağız? Modern çağda birlikte yaşama kültürünü diri tutmanın kodları neler? Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor İhsan Çapçıoğlu yeni güne merhaba da anlatıyor. Efendim yeni güne Merhaba'ya devam ediyoruz. Doçent Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş İyi, sabah diliyorum İyi sabahlar diliyorum size. İyi sabahlar. Şimdi biz bu hafta süresince Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl belirlediği birlikte yaşama ahlakı, Peygamber Efendimizin oluşturduğu o örnek üzerinden o gerçekliği nasıl bugüne taşıyabiliriz sorusunu soruyoruz. Değişik boyutlarını konuşuyoruz. Yani ailede birlikte yaşamak başka bir boyut, Müslümanların birlikte yaşaması var, farklı unsurların beraber bir şekilde hayatı kotarabilmesi derken aslında dönüp dolaşıp insan biraz durum insanın yaşadığı sosyal hayata geliyor. Son 20 yılda, özellikle son 10 yılda çok ciddi bir değişim var. Yani dünya değişti artık. Biz hepimiz bu hızın esiriyiz. Yavaşla diyoruz. Bunlar sloganlaşmaya başladı. Bu değişim sadece hani ekonomik bir değişim değil. Yalnızca insanların refahları yükselmedi. Bir sosyokültürel değişim de var hocam. Ama şunu merak ediyoruz. Zaman zaman pratikte yaşadığımız tarafları da var. Acaba bütün bu değişimler bizim dini hayatımızı nasıl etkiliyor? Evet ben de iyi sabahlar tekrar diliyorum çok bu saatte bizi seyreden sevgili izleyicilerimize ee, gerçekten toplum çok hızlı değişiyor 1980'lerden özellikle 2015'e gelen bu 35 yıllık dönemde hem Türkiye'de hem de bütün dünyada çok hızlı bir değişim çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını hepimiz her gün kendi yaşamımızda da bireysel yaşamda da toplumsal yaşamda da gözlemliyoruz. Esasında bu değişimin arkasında ne var sorusunu sormak evet. gerekiyor. 18. yüzyıla kadar bütün dünyada hayat çok asüdeydi, yani çok dingin, çok böyle kendi halinde akıp giden bir hayatımız vardı. Bu yine hem bireyler olarak böyleydi, hem de sosyal yaşam anlamında böyleydi. Ne oldu da 18. yüzyıldan sonra bütün dünya böyle bir hızlı dönüşüm yaşamaya evet. başladı. Burada ee, dünyada bu süreci hızlandıran birkaç önemli değişim parametresi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Avrupa tarihi özellikle batı özelinde konuşmak gerekirse insanın kendi yetkinliğini tekrar fark ettiği bir süreç. Hı. Adına aydınlanma evet. diyoruz. Aydınlanmada insanlar ilk defa e, değil belki ama yeniden aklın önemini hı hı. fark ettiler. Akıl... Esasında hani Müslüman mütefekkirler hep söylerler doğal vahidir. Evet. Yani insana Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bal arısına vahyettiğinden söz eder. Peki biz e, çağdaş e, nesiller olarak vahye muhatap olmadık. Kendimizi hiç kötü hissetmeyelim. Esasında hepimize Allah vahyetmiş. Hı. Yani doğal vahi akıl denen o olağanüstü nimeti hepimize vermiş. Akıl biliyorsunuz. Allah'ın insanı sorumlu tutmak için, evet. mükellef kılmak için insana verdiği bu büyük lütuf, aynı zamanda fakihler de mükellef olmanın şartını akılla e, ilişkilendirirler bu yüzden. Şimdi batı düşüncesi de aklı yeniden bu yüzyılda keşfetti. Aydınlanma, sonraki dönemleri açısından baktığınızda bu keşif yolculuğuyla birlikte, e, öncesi ve sonrası başka alanlara, özellikle kültür alanına, reforma, rönesansa, din alanında e, ve bir bütün olarak sosyo kültürel yaşam alanlarında yeni bir takım değişim ve dönüşümlerin önünü açmış oldu. Aklı keşfeden süreçte aslında Avrupa ciddi bir daralma yaşamıştı. Orta çağ biliyorsunuz İslam dünyası açısından baktığınızda düşüncenin son derece dinamik olduğu, e, insanların fikir Çok üretme velik, konusunda evet. evet verimli olduğu, özgür olduğu bir dönemi e, niteler. Ancak Avrupa tarihinde böyle değildi biliyorsunuz. Yani Orta Çağ'da özellikle Katolik kilisesinin Hristiyan dünya üzerindeki düşünce alanındaki baskısı çok güçlüydü. Böyle olunca bu baskı aydınlanma süreçlerinde kırıldı ve bütün engeller yavaş yavaş kalkmaya başladı. Avrupa'da ve bütün dünyada insanlar yeniden özgürlüklerini, sorumluluklarını, akıl sahibi olduklarını fark etmeye başladı. Burada tabii Din alanı da bu sorgulamaya muhatap oldu evet. Avrupa'da bu esasında onların tarihi açısından önemli bir adımdı çünkü kilise ne söylüyorsa Avrupa'da insanlar öyle olduğuna inanmak zorundaydı. Örneğin kilise diyorsa ki Dünya yuvarlak değildir bir tepsi şeklindedir diyorsa evet diyorlar Dünya düzdür yuvarlak değildir. Aksini iddia edenler Galile gibi Kepler gibi o dönemde öne çıkan isimler bunun bedelini kendi yaşamlarıyla ödemek durumunda kalmışlardı. Şimdi bakın böyle bir süreci yaşayan Avrupa toplumları tekrar kendi yaşam alanlarını genişletme imkanını elde ettiklerinde bu fırsatı iyi kullandılar doğrusu. Evet. Ve burada bu sıkışmışlık, bu bunalmışlık çok hızlı bir teknik, teknolojik, bilimsel yenilenmeyi ve hızlı bir dönüşüm ve değişimi başlatmış oldu. Bu değişimin her alandaki yansımasını görmek mümkün. Ne oldu da bu süreç 80'lerden sonra daha da hızlandı derseniz evet. burada da sanırım ülkemiz özelinde dışa açılma 80'lerden sonra ciddi bir ivme kazandı. Biz buna teknik anlamda işte yeni liberal politikalar diyoruz. Yani neoliberalizm bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi anlamda bir ivme kazandı ve insanlar artık dünyadan daha hızlı bir şekilde haberdar olmaya başladı. Hem kendi imkanlarını daha iyi keşfetti, hem de dünyada olup bitenlerin farkındalığı onların dünyasında daha da yaygınlaşmış oldu. Bu farkındalığın üç alanda insanı yetkinleştirdiğini e, kendi adıma e, düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi insan tekrar sorumluluklarını e, hatırlamak durumunda kaldı. Benim ailevi sorumluluklarım var, sosyal çevreme ilişkin sorumluluklarım var. Bunlar bazen yakın bazen uzak çevre ama her durumda benim dışımdaki insanlara karşı sorumluluklarım var. İkincisi bu sorumluluklarını yerine getirebileceğim imkanlarım var. Evet. Ama çoğu zaman bu imkanlar bir takım imkansızlıklarla da beni yüz yüze getiriyor. Üçüncüsü de sorumluluk imkan dengesini sağlayan karşıma çıkan bir takım fırsatlar var. Bu fırsatları çoğu zaman yakalayamıyorum. Modern insan sürekli kendisine bu yeni yaşam şartlarının sunduğu fırsatları ve imkanları kullanmak Anlamak için bocalayıp duruyor. Hı hı. O yüzden kime sorsanız çok yoğunum diyor. Evet. Yani o kadar yoğunum ki inan 5 dakika vaktim yok hı hı. diyor. Şimdi bakın bu esasında kendi kendimize yüklediğimiz bir yoğunluk. Evet. Çünkü modern yaşam eskiden de öyleydi. Size sunduğu imkanlar kadar aslında elinizdeki pek çok imkanı da alıyor. Hı hı. Çünkü insan e, en fazla kendisini hem cinsleriyle birlikte olduğunda mutlu ve huzurlu hissediyor. Evet. Ancak bu imkanı elinden aldığınızda ona bütün dünyanın nimetlerini sunsanız o yine de bir türlü mutlu olmayı evet. başaramıyor. Dolayısıyla ve sormak o, gerekiyor kendimize tekrar. O huzursuzluk tekrar. ve hızla birlikte hocam şöyle bir soru da aslında akla geliyor. Ee, peki e, o zaman bizim düşüncemizin niteliği de değişmeye başladı mı? Çünkü o dinginlik içerisinde bir düşünce üretmek daha kolaydı. Zaten hani arınmıştınız ama bugün bunca e, etraftan gelen malumat hani artık derinleşme yok. E, geçenlerde bir e, konuğumuzla konuşurken de aynı şeyi ifade ettik. E, malumat füruşuz belki evet. de biz daha çok yani çevreden gelen bir sürü bilgi bombardımanı içerisinde biz acaba daha fazla kriz şeylerle düşünüp daha çok böyle kodlanmış düşünceleri hızlı kabullenip onlar üzerinden mi bir şeyler üretiyoruz? Bugün birlikte yaşayamamamızın sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir mi? Yani biraz da modern dünya bize düşünme de diyor mu? Ben senin yerine düşünürüm de diyor mu? Evet, evet. Kuşkusuz bu mesajı çokça gönderiyor. Özellikle reklam endüstrisi bugün <laughs> size sunduğu yeni ürünlerle piyasa oluşturuyor ve o piyasa aynı zamanda talebini de kendisi oluşturuyor. Evet. Ve gönderdiği mesajda her seferinde evet kullandığın şu an için seni mutlu edebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir. Evet. Ancak bir sonraki aşamada bunun daha iyisi, daha yenisi, daha kullanışlı olanı gelecek. Bekle diye aynı zamanda bir sonraki ürünün de reklamını yaparak böylece insanları mutlu olmayı bir takım kendi dışındaki sebeplere bağlama düşüncesini pekiştiriyor. Evet. Mutlu olurum. Çok iyi bir ekipmanım olursa hangi alanda hangi konuda yaptığım işle ilgili ya da bireysel anlamda imkanlarım buna el vermese de çok iyi bir telefonuma sahip ol ya da çok iyi bir bilgisayarım olmalı ya da çok iyi evim çok iyi arabam olmalı. Burada bir şeyi sürekli kaçırıyoruz ama şimdi insanın ihtiyaçları biliyorsunuz sınırlı ancak İstekler istekleri sonsuz. sonsuz ve sınırsız. İhtiyaçlarla yetinme duygusunu kaybediyoruz. Öyle olunca Bizim dışımızdaki metalara sahip olma adına attığımız bütün adımlar bize yeni mutluluklar getirmek yerine mutsuzluğumuzu pekiştiren bir alana sürekli bizi taşıyor. Yani Buyurun biz ya, mutluluk mutlulu hep ötelenen bir şey haline evet. geliyor. Ya da yanlış yerlerde aradığımız için mi birlikte yaşayamıyoruz hocam? Evet mutluluğu çevremizde kendi içimizde <laughs> e, en yakınımızda aramak yerine belki çok uzaklarda bize gelen bir sesten bekliyoruz. Mutlu olmanın evet. formüllerini, her şeyin formülü var biliyorsunuz. Yani stresten kurtulmanın formülü var, depresyondan evet. kurtulmanın formülü var, organik beslenmenin formülü, formülü var, tırnak içinde uzun yaşamanın uzun formülü yaşaman. var. Evet. E, zeki çocuk dünyaya getirmenin formülü var. Evet. Yani çok haklısınız Evet, hayat. yani formüller hazır cevaplar. Evet. Halbuki İnsan kendi formülünü kendisi üretmeli. Hı hı. Yani mutluluk önce içsel anlamda, iç barışla sağlanabilecek bir şey. İç barışı sağlayamayan insanlar da birlikte yaşama e, tecrübesi üret, üretemiyorlar. Hı hı. Üretmeleri mümkün olmuyor. Çünkü tarihsel olarak baktığınızda bakın Hazreti Peygamber dönemini bir hatırlatalım. Hı hı. E, i̇zleyicilerimiz hı. eminim biliyorlar ama bir hatırlatalım. E, Peygamberimizin Önce kendi nefsini arındırma anlamında bir çaba içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bu çabayı mağarada, Hira'da kendi başına tefekkür ederek sağlıyor aslında. Çünkü biliyor ki kendini arındıramayan başkalarının arınmasına da katkıda bulunamaz. Yani önce kendi nefsini ıslah edecek ki başkalarının nefsine de bu anlamda bir katkısı olsun. Peygamberlik görevi gelmezden önce böyle bir tefekkür hayatı var peygamberimizin. Dolayısıyla burada kendine sorduğu soru, soru şu: Niçin insanlar e, kendi e, mutluluklarını başka efendim sahte varlıklar üzerinden e, inşa etmeye çalışıyorlar? Putperest bir toplum. Evet. E, Hazreti Ömer'in hani o meşhur anlatısıyla e, iki şey var diyor. Birini hatırladığımda üzülürüm, diğerini hatırladığımda gülerim. Ee, üzülürüm dediği kız çocuğuyla ilgili biliyorsunuz, ee, hüzünlenmediği, mutlu olduğu efendim e, bir hali nasıl yaratacaksınız evet. insanda? Ee, elimizle putlar yapardık, evet. gülümsetiyor sizi, Hamurdandı bunlar, evet. acıktığımıza yerdik ama önce ta Tanrı diye tapardık ona. Evet. Şimdi bakın nasıl bir sahtelik ama insan bu sahteliği fark edemiyor. Evet. Niçin? Çünkü aklı perdeleniyor. Evet. Hele bugün o kadar çok görsellik, o kadar çok imaj, artık metinlerin esasın, gerçeğin yerini almış durumda ki siz bütün bunları perdeleyen e, gerçekliği açığa çıkarmak için bir hayli çaba harcamak durumunda kalıyorsunuz. O zaman işte Hazreti Peygamber'in o kendini arındırma, önce kendisini muhasebe etme, aynada kendi fotoğrafını doğru görme. Şimdi aynaya baktığınızda da gerçek bir imajla, Karşılaşamıyorsunuz belki çünkü orası bir dev aynası hı hı. sizi size farklı gösteriyor. Dolayısıyla sahte bir perdenin arkasından kendinizi görmüş oluyorsunuz. Tuzda kokmaya da, başlarsa ne yapacağız evet, diyoruz ya, evet. yani oradaki ayna da baktığımız ayna da e, yanlış gösteriyorsa. Ne yapacağız o zaman? Evet, orada fotoğrafı fotoğrafı nasıl netleştireceğiz? Evet. İşte yine kendi içimize döneceğiz. Pek tabii ki o içsel barıştan sonra dışarıda sizi destekleyen pek çok şeyi de fark etmiş hı hı. oluyorsunuz. Bütün dinlerde, bütün ahlak sistemlerinde öyle diyelim. Temel erdemler var. Bunları fark ettiğinizde esasında siz de mutluluğun formülünü bir yerde yakalamış oluyorsunuz. Ancak şunu söylemeyelim. Yani bir sihirli değnek bize değecek de sonrasında herkes çok mutlu olacak. Böyle bir şey yok. Ve bu mutluluk da artacak ya da bir, bir arada yaşayabileceğiz böyle mutlu bir biçimde. Evet. Bunun, bunun da böyle bir yolu yok. Bir sihirli formülü yok. Herkes bunu geldi. Kendi, olsaydı, kendi değil mi? hocam bu kadar keşke formülün edeceğim. olduğu bir dünyada belki de birlikte yaşamakta bu kadar zorlanma sebeplerimizin temelini oluşturuyordur. Yine evet. dışarıdan bir müdahale olsun. Biz bireysel bir sorumluluk almayalım. E, ya da toplumsal olarak da, yani grup olarak da olabilir. Biz e, şey hani o bir yol açsın biz de o yoldan yürüyelim bakış açısı oluşuyor. Evet. Yani grup olarak hareket evet. etmek, kolektif hareket ama bu hiçbir zaman sonuç vermiyor. Evet kollektivite aslında bugün bireye sıkça gönderilen mesaj hı hı. özgür olduğu, aklını evet. kullanabileceği, yetkin olduğu, her türlü yatırımını özgürce kendisine ve çevresine yapabileceği e, yönünde. Reklam endüstrisi böyle söylüyor. Evet. Ancak şunu fark etmeli. Gerçekten öyle mi? Yani gerçekten benim sınırlarım yok mu? Her istediğimi yapabilir miyim? Gerçekten ben sadece aklımı kendi istediğim doğrultuda irademi işleterek hı. kullanabilir miyim? Öyle yaptığında bakın bu sahte bir güven, Hı -hı. sahte bir özgürlük. Oysa e, biz çocukluktan itibaren anneden başlayarak toplumla kurduğumuz ilişkide bir tür güvenli bağlanmayı öğreniyoruz. Hı -hı. Güvenli bağlanmada ise temel duygu e, din ve ahlak sistemleri tarafından besleniyor. Yani size o güvenli tesis edeceğiniz bağlılığın nasıllığı ile ilgili mesajları bu sistemler Hı -hı. veriyor. Şimdi Kur'an'da mümin kelimesi ve Müslüman kelimesi bir de efendim bu iki kelime arasındaki mukayese ve farklılıklar. Şimdi Hucurat Suresinde hatırlarsınız Müslüman olduk deyin ama iman ettik demeyin deniyor evet. Bedevilerin için. Çünkü Müslüman olmak bir kimlik tespiti. Evet La ilahe illallah dediğinizde İslam'a giriyorsunuz ancak o İslam'ın yani dil ile ikrar ettiğiniz bu düşüncenin ruhunuza, kalbinize, gönlünüze nakşedilmesi gerekiyor. Bu da bir aşama, bir zaman, bir süreç istiyor. Dolayısıyla burada insanın, her insanın, her insan tekinin kendi çabasını, gayretini ortaya koyması lazım. Çok yoksa şey. sadece anneden, yoksa sadece arkadaşlardan, okuldan, dışarıdan desteklerle bu mümkün değil. Onlar size bir kapı açıyor, yolu gösteriyor. Ancak keşfi yapacak olan bu başarıyı, bu kapıyı bir şekilde ardına kadar açıp buradan yürüyecek olan bireyin insanın kendisi. Çok önemli. Bu çabada bir şey. elbette çevresel destekleri önemsiyoruz. Hocam bir hadis e, izleyelim isterseniz daha doğrusu dinleyelim, hay hatırlamış hay. olalım. Sonra tekrar konuşmaya devam edelim. Sevgili izleyenler bugün e, bu bölümde de birlikte yaşama kültürünün farklı bir boyutunu konuşuyoruz. Beraberce yaşayacağız ama e, şu anki şartlar içinde, bugünkü dünyanın e, gerçekliği içinde biz bunu nasıl başaracağız? doçent doktor İhsan Çapçıoğlu hocam stüdyo konuğumuz. Birazdan tekrar buradayız. Süfyan bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün yanına gelerek Ey Allah'ın Resulü! Bana sarılacağım bir şey söyle dedim. resul Ekrem Rabbim Allah'tır de. Sonra da dost doğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü! "Hakkımda en çok korktuğun şey nedir?" diye sordum. Bu sorum üzerine o da mübarek dilini eliyle tutarak "İşte budur." diye buyurdu. Evet efendim devam ediyoruz yeni güne merhabaya. Önemli bir konuyu konuşuyoruz. Doçent Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam stüdyo konuğumuz. Bugünün insanı özellikle son 20 yıldır 30 yıldır bilhassa son 10 yıldır çok şiddetli bir teknolojik değişimin e, içerisinde kalan bazen de sıkışan insan nasıl bir yol bulacak da tekrar o değerleri aktif hale getirecek ve birlikte yaşama kültürünü kendisi gibi diğer insanlarla beraberce tesis edecek. Bu soruyu sadece biz sormuyoruz bütün dünya soruyor. ...hepimizin farklı farklı cevapları var. O cevaplar birleştiğinde, bir araya geldiğinde de ortak bir noktadan yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu yolculuk dünya genelinde de söyleyelim iyi bir yere İnşallah. doğru gider. Çünkü bugün hocam belki biz şunu da net bir biçimde fark ettik aslında. Toplumsal şartlar değiştikçe bizim o geleneksel çözüm yollarını bizzat aynı ile tatbik etmemiz mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla hani siz az evvel o temel güven duygusunun bile dini kaynaklardan referans aldığı söylediniz. Biz acaba o referansları nasıl bugün anlayacağız? Yani dini bilgimizi nasıl aktif hale getireceğiz? Allah'tan teknolojinin bu tarafıyla imkanlarını kullandığımız noktalar da oluyor. Bunu sadece fıkhi boyutuyla sormuyorum. Hatta o soruları cevaplan dırmak, cevap bulmak ve yaşantıya geçirmek de işin en kolay tarafı. Ama dinin bir de kültürel bir pratiği var. Sosyal yaşantımızı tanzim eden bir tarafı var. Onu nasıl yapacağımız sorusu henüz net değil sanki zihinlerde. Evet. Bu tabii dini bilgi nasıl güncellenecek? Hı hı. Birey daha doğrusu o bilgiyle nasıl buluşacak? Evet. Hangi kanaldan o bilginin akışına müsaade edecek? Bu çağdaş dünyanın çok önemli sorunlarından bir tanesi. Bugün internetteki bir arama motoruna herhangi bir kelime, bir kavram girdiğinizde karşınıza binlerce sayfa döküyor. Ve o binlerce sayfa arasından gerçekten sağlam sağlam bilgiyle sakın bilgiyi yani kullanışlı olanla kullanışlı olmayanı e, ayırmak o kadar kolay değil. Bu pek tabii ki metodolojik bir bakış açısını, bir yöntem bilgisini gerektiriyor. Ancak şu an bizi izleyen seyircilerimizden Böyle bir e, yöntem bilgisi <laughs> beklememiz çok doğru olmaz doğrusu. Bu yöntem e, belki bizim tarafımızdan oluşturulmalı ya da pratik bir takım çözümler onlara sunulmalı. Ben kendi adıma şöyle bir çözüm e, üretebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle o bilginin size aktığı kanalın ne kadar güvenilir olduğunu test etmenin bir yolu, o bilgiye refere ettiğiniz kaynağın <laughs> kim tarafından oluşturulduğuna bakmak. Şimdi rahatsızlanıyorsunuz doktora gidiyorsunuz. Çünkü o doktor size reçete verecek, teşhis ve tedavi süreçlerini başlatacak. Aynı rahatsızlığı bilgi alanında duyduğunuzda o bilginin eğer dini bilgi ise mutlaka güvenilir kaynaklardan akışına dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'de güvenilir kaynak dediğimizde aklımıza birkaç tane hemen kurum geliyor. Bunlardan bir tanesi şu an çatısı altında bulunduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı. Yüksek kurul var biliyorsunuz. Burada alo fetva hatları var. İnsanlar soru soruyorlar, cevaplarını alıyorlar. Bir şekilde uyguluyorlar bunu, pratize ediyorlar. Ve mutlu oluyorlar esasında buradan gelen bilgilerle. Birinci kanal Sanki burası. Yani Hı -hı. bu adresi doğru kullanmak, bu imkanı bir şekilde insanlara oluşturmak gerekiyor. Bakın bugün insanlar bu yolu çok tercih etmeyebilirler. Hı -hı. Ya da herkes metinden okumak ya da telefonla soru sormak yerine bunu zahmetli bulabilir. Açsınlar televizyonlarını seyretsinler. Hı -hı. Zaman zaman programlarda evet. bilgilenme imkanları var. Bir de ee, pek tabii ki bu bilgiyi üreten e, laboratuvarlar var, öyle söyleyelim. İlahiyat fakülteleri bunlar. İlahiyat fakültelerinde o alanda çalışmış hocaların metinleri, makaleleri, kitapları elbette yol gösterici olacaktır. Ama burada akademik çalışma bazen e, bir konuyu tartışarak çalışmayı çoğu zaman beraberinde getirdiği için bir metinden okudukları bilgi başka bir metinde yanlışlanıyormuş gibi gelebilir. Esasında öyle değildir. O bir tartışma zeminidir o kaynaktaki bilgiyi diğer kaynak desteklemiyorsa bile karşı bilgiyi, o bilgiyi de bir şekilde eleştirebilmek, biraz önce bahsettiğimiz anlamda güncelleyebilmek adına samimi bir çabadır o esasında. Ama okuyucunun bunu fark edebilmesi ilk başta çok mümkün değildir. O yüzden ben izleyicilerimizden bu kaynağı kullanırken de mümkün olduğunca çeşitlendirmelerini e, tavsiye ediyorum. Yani diyelim ki hadisle ilgili bir hadisle ilgili bir arayışa girdiler. Hadis metinlerine baksınlar onun kaynağı ile ilgili. Hı. Bakın Hadislerle İslam diye e, evet, başkanlık ne güzel bir, kocaman bir proje bir şey yaptı. E, güncelleme çabası, hadisleri hı. nasıl güncelleyebiliriz? Kur'an'daki bir ayetle ilgili bir arayışları olduğunda çağdaş tefsirlere bakabilirler rahatlıkla. Ama bu da bir bilgi düzeyi gerektirir. Evet. Yani o düzeyden yoksun olan insanların yine müracaat kanalları pek tabii ki daha sınırlı. Hı hı. Belki burada... Hemen yakınlarındaki müftülüklerde ilgili irşat bürolarında çalışan arkadaşlardan yakın destekler sağlayabilirler. Şimdi bu eğer akademik bir e, platform olsaydı daha farklı şeyler söylememiz <laughs> gerekirdi ama e, herkesi ilgilendirdiği için biraz daha böyle e, zannediyorum e, çeşitlendirmek gerekiyor. Ama şunu unutmayalım Buyurun. yani hap çözümler yok <laughs> yani hap çözümler yok. İlacı alırım iyileşirim. Onu bir arayışla fark edecek olan, bu arayışı gerçekleştiren olan kişinin kendisi <laughs> soracak, sorgulayacak. Nasıl hasta olduğunda hangi doktor daha iyi tedavi ediyor sorusunu soruyorsa, <laughs> etrafından reçeteler alıyorsa, ilaçları mukayese edip hangisi daha iyi sonucuna varmaya çalışıyorsa, dini bilgi alanında da bu mukayeseyi yapmamız gerekiyor. <laughs> Maalesef yani mesafe katettik ama hala maalesefle başlamak evet. durumunda kalıyoruz. Dini bilgiyi alırken çok da sorgulamıyoruz. <laughs> Çevremizde hemen belki 40-50 yaşına kadar çokça böyle dini yaşamla ilişkisi olmayan ama hacca gidip gelmiş hacı teyzeler, hacı amcalar hemen kolaylıkla fetvalar üretebiliyorlar. Burada biraz daha bence dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü dini bilgi alanı da tıpkı biraz önce bahsettiğimiz tıp alanı gibi hı hı. insanları birisi fiziksel anlamda hastalandırıyor ya da iyileştiriyor bu da ruhsal anlamda sizi hastalandırabilir iyileştiredebilir iyileşmek istiyorsanız burada bir çaba gerekiyor doğrusu. Yani biraz yarım çabalamak do gerekiyor, e, gayret yarım etmek doktor, gerekiyor. Yarım doktor insanın candanın der meselesi e, evet. buradaki bilgi için de geçerli. geçerli. Hocam peki bu o bilgiyi güncellerken elbette kaynaklara müracaat edeceğiz ama e, bizim toplumsal olarak oluşturacağımız enerjiden güncellenecek bir tarafı da var. O da değerler belki. Evet. Değerlerin de e, elbette bu değer dediğimiz şey aslında ilk insanla beraber e, hani dünya evet. üzerinde var olan ve belki bugün norm da e, ...arka planında bulunan bir sistemden evet. bahsediyoruz. Bugün e, biz bu yüzyılda yaşarken değerlerin aşınmasından... ...bunların biraz daha bireysel bir biçimde anlaşılmasından... ...belki e, bir handikap olarak söz ediyoruz. Sizce bunu nasıl e, tekrar güncelleyeceğiz? Çünkü e, toplumsal hayat aslında bir kültür, kültürel bir hayattan bahsediyoruz. Ve burada bir sosyal dayanışma aracı olduğunu söyleyelim değil mi bir kültürün? Evet. Ve e, bir diğer yanıyla da buradaki bu kültüre sahip sahip ait olan insanların bir araya getirerek oluşturdukları bir sistem var. Ve siz oradaki sisteme topluca inanırsanız eğer birlikte yaşama kültürünü daha rahat bir biçimde tesis edebiliyorsunuz. Yani o değerleri nasıl güncelleyeceğiz ya da unutulmuş olanlar varsa nasıl e, hayata geçireceğiz? Modernite bas bas bağırırken, hedonizmin çığlıkları ortada gezerken çok somut örnekler verelim. Yani alışveriş merkezlerinin sayısı artıyorken mesela kendinize bir şey satın alma davranışı varken işte biz bugün iyiliği bu kadar yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyoruz. Zaten o e, devam edip yayılan bir şey olsa normalleşecek ve belki bu derecede zikredilmeyecek. Orada ne yapacağız hocam? Burada aslında aileye çok önemli görevler düşüyor. Ailede de biliyorsunuz Türkiye'de genelde anneler çocuklar Hı -hı. üzerinde daha çok emek sahibi. Ee, araştırmacılar şunu söylüyorlar, yani özellikle gelişim psikologlarının verisi bu. Hı -hı. Diyorlar ki anne karnında henüz cenin halindeyken bile çevreden gelen seslere karşı duyarlıyız. Evet. Bu sesleri alıyoruz. Seviliyor muyuz, sevilmiyor muyuz? Hı -hı. Beğeniliyor muyuz, beğenilmiyor muyuz? Saygı duyuluyor muyuz, duyulmuyor muyuz? Hı -hı. ...annemiz babamıza nasıl davranıyor... ...bize nasıl davranıyor... ...ilgili mi ilgisiz mi... ...bütün bunları aslında biz... ...cenin halindeyken bile almaya başlıyoruz. <laughs> 7 yaşına kadar diyorlar... ...yüzde %70 70'e yakın kişiliğimiz şekilleniyor. Evet. Dolayısıyla bu ilk 7 yılda... ...yani okul çağına gelene kadar... ...çocuğa verdiğimiz her şey çok kıymetli. <laughs> Ancak bakın burada... ...vermek tırnak içinde... <laughs> ...sürekli aktarmak anlamında söylemiyorum. İyi modeller oluşturmak... <laughs> ...anne iyi model olacak... ...baba iyi model olacak... ...çocuğun yanında şunu bilecek... ...benim söylediğim her söz... ...her davranış çocuk tarafından modellenecek... Hı hı. ...oğlum kızım bunu alacak... ...nasıl bir insan ileride istiyorsam... ...aslında onu şu an yetiştiriyorum... Evet. ...ona emek veriyorum... ...aile çok önemli... ...aile de tabii aile çok özgür değil... ...biraz önce hı hı. bahsettiğimiz o tüketim kültürü... ...aile üzerinde de bugün ciddi baskılar... Hı hı. ...oluşturmaya devam ediyor... ...anne babaların belki şunu fark etmesi gerekiyor... ...artık biz... Çocuklarımızı kendi yaşadığımız çağda değil, onların yaşadığı çağa göre eğitmek zorundayız. Biliyorsunuz sevgili peygamberimizin de hadisidir bu. Çocuklarınızı kendi yaşadığınız evet. çağa değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin. Yani güncelleyin çocuklarınızı. Biraz önce konuştuğumuz Kendinizi anlamda. Kendinizi güncelleyin aslında. Peki tabii ki. Evet. Yani onu güncellemenin yolu da kendimizi güncellemekten evet. geçiyor. Biraz önce söylediğimiz cümleye geri dönelim. Emek verdiğinizde sonuç almanız mümkün. En çok emeği hak eden de insanın kendisi, evet. e, birlikte yaşamayı anne babadan görecek çocuk. Hı. Yani önce anne baba birbiriyle nasıl yaşıyor, o sevgi, saygı ilişkisini nasıl korumuş, sürekli birbirine bağırıp çağıran, bir... çocukla çatışan, evet. her davranışında sürekli azarlanan, ötelenen, itilip kakılan bir çocuk olduğunuzda, pek tabii ki siz de toplumla buluştuğunuzda böyle davranacaksınız. Hı hı. Oysa ailede bu terbiyeyi aldığınızda, aile size evet sen değerlisin, sen önemlisin. Ancak sen bizim açımızdan değerli olduğun gibi toplumsal yaşam açısından da değer üretme potansiyeline sahipsin mesajı verdiğinde çocuk kendini kendi kişiliğini bu değerler üzerinden inşa etmeye başlayacak. Bunu sağlayamazsak Zaydanım biraz zor gibi işimiz evet. öyle sanıyorum. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun esasında kaynağında da aileye yatırımımızı çok fazla yapmamamız geliyor. Ailede çocuklar rastgele yani kendi halinde yetişme süreçlerinde bırakıldığında yeterli desteği alamadığında bir süre sonra artık o da desteksiz kaldığını hissediyor. Anne baba olduğunda da demek ki böyle oluyor diyor. Yani anne babam bana böyle davrandı. E ben de çocuklarımın bu şekilde evet. davranmalıyım. Doğrusu buymuş diyor. Kritik edemiyorsunuz tabii Ondan çocukken. Annenizin, babanızın davranışlarını evet. o alışkanlıkları oluştururken bir taraftan da bunu bir süzgeçten geçirmek akli melekeler itibariyle de mümkün değil. Hocam evet. peki burada yaptığımız bir şey var yine. Böyle çok masum ve hakikaten safça da bir isteğimiz var. Bütünüyle geçmişe dönme isteği. Yani evet. bunu dini yaşantıda da o nostaljik tarafı seviyoruz aslında. Ee, günlük pratikler üzerinden de bunu görmek mümkün. Zaman zaman eleştirilerimizi de oradan kopma üzerinden yapıyoruz. Yani bir Müslüman böyle değildir, böyle giyinmez ya da böyle yemez, içmez gibi. Bugünün gerçekliği sanki hiç yokmuşçasına. Evet. Siz bunun birlikte yaşamaya bu düşüncenin katkı sağlayacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa orada aşılmış mesafeleri köreltir mi acaba? Aslında işte sorunun içinde cevabı saklı oldu. Gerçekten katkı sağlaması mümkün değil. Değil. peygamberimizin hadisindeki o hatırlatmada da <laughs> öyle olmayacağını görüyoruz. Neden? Çünkü her çağın kendi dili var. O dili konuştuğunuzda, o çağdaki uyumu yakalamış oluyorsunuz. <laughs> Dilden bağımsız düşünmeniz mümkün değil. Sizin diliniz farklı olabilir, ama sizden sonraki kuşaklar artık o dili anlamıyorsa, <laughs> onu konuşma konusunda yeterince mahir değilse, o zaman verdiğiniz çaba boşuna. Evet. Kültürünüzü aktaramıyorsunuz. Ne yani yapmalıyız? bu da zaten karşıdaki insan benim dedem benim annem böyle düşünüyor demiyor, demiyor. Diye demek de çok zor. Demek ki din böyle söylüyor. Evet diyor. öyle düşünüyor. Klişeler üzerinden dini anlıyorsunuz. Evet. Bir takım temel aktarımlar üzerinden dini metinleri öyle anlatıyor insanlar size ve artık siz din dendiğinde hep onları anlıyorsunuz. Hı -hı. Onun dışında hayatınıza dokunan size değen bir sıcaklığı yokmuş gibi Hı -hı. hissediliyor. Oysa değerlerle içkin bir din anlatılsa insanlar, o zaman şöyle düşünecekler. Mesela temel erdemler nelerdir? Hı -hı. İslam filozofları der ki en temelde adalet vardır. Evet. Şimdi adaleti hep konuşuruz, ama sanki adalet böyle makro bir şeymiş gibi. Hı -hı. Yani birileri bunu uygulayacak, ben de basit e, bir şekilde evet. ona uyumsa öyle değil. Adaleti siz anne baba çocuk iletişimi biraz önce söylediğimiz gibi iki kardeş varsa ayrım yapmayarak göstereceksiniz anne baba olarak. Eşler birbirinin yükünü paylaşarak adaleti çocuklara örneklendirecekler. Şimdi sürekli şiddet, kadına yönelik şiddet, sürekli gündem. Niçin? Çünkü bir taraf sürekli adaletsiz muamelelere maruz kalıyor. Bunu kıracaksınız. Yani eşiniz sizin kadar değerli. Onu hissedecek, çocuklar da bunu görecek diyecek ki ben yarın baba olduğumda çocuklarıma böyle davranmalıyım. Eşime böyle davranmalıyım. Sonra erdemleri sayalım. Mesela cesaret. Cesur bir insan nasıl olur? Cesaret körü körüne kendini tehlikeye Fiklet atmak değil. Atmak evet cesareti yeri geldiğinde sergileyecek. Mesela hakkı söyleme konusunda cesaretli olacak. Çocukları teşvik edeceğiz. Ama nerede, neyi, nasıl söyleyeceği konusunda da bir eğitimden geçireceğiz. İffetli olmak yine temel erdemlerden bir tanesi. Her zaman her durumda iffetini, ahlakını korumak ve böyle bir erdemi sürekli yüceltmek. Çünkü bugün bahsettiğimiz reklam endüstrisi de bu duyguyu bizden çok fazlasıyla aldı. Yani eskiden ben de çok onaylamıyorum. Çok formal saygı kalıpları vardı. İnsanlar bir araya geldiğinde büyüklerin yanında konuşulmaz, büyüklerin yanında söz söylenmez, yemek yenilmez, yemek yenilmez çocuk sevilmez. Hatta anne babalar kendi çocuklarını sevemezler. Şimdi bunları onaylamıyoruz. Ama Bunları yeniden nasıl güncelleyelim? Evet, bu çağın dili biraz farklı. Saygı kalıplarını koruyarak ama gerçekten özde koruyarak yoksa şeklen, formel olarak değil. Saygı bakın zorla tesis edilen bir şey değildir. Zoraki bir insan size saygı duymaz. Meşhur bir söz var, atasözü diye anlatılır. Ee, derler ki bir atı yedeğinizi alıp Çeşmeye su içmeye götürebilirsiniz hı hı. ancak orada zorla ona su içiremezsiniz. Evet. Şimdi insan böyledir yani onun bir kilidi var onu açmanız gerekiyor. Bu da emek gerektiriyor ve üçüncü erdemden sonra dördüncü bir erdem onu da söyleyelim. O da cömertlik hı hı. yani paylaşımcı olmayı öğretmemiz gerekiyor. Bakın bir arada yaşama kültürü niye oluşturamıyoruz? Çünkü bencilce davranıyoruz. Hı hı. Yani her şey benim olsun bütün sahiplik benim üzerimden gelişsin kültürdeki ifadeyle Nalıncı keseri gibi sürekli kendime evet, yontayım. yontayım. Bu böyle değil, böyle olması mümkün değil. Yani kültür de buna müsaade etmiyor. Bakın bunu eleştiriyor, böyle olmamalı diyor. Şimdi kurumsallaşmak gerekiyor bir de. Aile bir kurum esasında kendi içinde ancak aileyi destekleyen kurumların da onun kurumsallaşmasına katkıda bulunması lazım. Bunu da şöyle somutlaştıralım. Eskiden e, aile bakanlığı değildi biliyorsunuz. <laughs> Aile araştırmaları kurumu idi, bir evet. kurumdu. Bugün aile bakanlığı oldu. Neden? Çünkü artık bir kurum aileyle ilgili sorunlarımızı çözme hı. konusunda yeterli gelmiyor. Bakanlık düzeyinde ele alınıyor. Bu sadece Türkiye'de değil. Hı hı. Geçen yılın ortalarında bir projeyle Slovakya'da bulunduk. Slovak akademisyenler şunu soruyorlar, diyorlar ki biz bu aile değerlerini bir türlü güncelleyemiyoruz, hı hı. taşıyamıyoruz çocuklara. Niçin? Sebebi ne? Sizde nasıl? Dedim ki bizde de farklı değil. Çözüm ne? Çözümü birlikte oturalım konuşalım dedik. Öyle olmak durumunda. Şimdi aile çok bence önemli, temel bir kurum. E, literatürde de onun önemiyle ilgili biraz önce bahsettiğim Hı -hı. E, bilgileri kullanmak gerekiyor. Ailede değerleri oluşturamazsak çocukların onu modellemeleri mümkün Hı -hı. değil. Peygamberimizi anlatıyoruz Hı -hı. E, Zahide Hanım. Peygamberimiz 1444 yıl önce... Sevgili peygamberimiz yaşamış evrenlerin efendim, kainatın efendisi, evrenin en değerli varlığı. Hepimiz onu çok seviyoruz. Ancak bu sevgiyi çocuklarımıza anlatamıyoruz. Niçin? Hazreti Peygamber örnek ahlaka sahip bir insandı. Evet. Tamam. Hazreti Peygamber kimdi? Ne yapardı? Çocuk diliyle Hazreti Peygamber'i niye söyle evet. anlatamıyoruz evet. çocuklara? Çocukların dizilerinde, çocukların çizgi filmlerinde, çocukların dünyasında Hazreti Peygamber çok fazla yer etmiyor. Bunu açık yüreklilikle söyleyelim. Çünkü biz onlara bugünün diliyle Peygamberimizi anlatamadık. Gençler, Hazreti Peygamberin gençlerle iletişimini metinler üzerinden anlatıyoruz. Evet. Ama Hazreti Peygamber ahlakıyla donatılmış gençleri gösteremiyoruz onlara. Çünkü hepimiz bu hastalıklarla muariz durumdayız. Yine yaşlılar. Hazreti Peygamber çok şefkatliydi. Yaşlılara hürmet ederdi. Ama Hazreti Peygamber kadar yaşlıya hürmet eden örnekleri çocuklara sunmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla çok uzakta aramaya gerek evet. yok. Toparlayacak olursak, önce kendi yaşam alanımızda bu örnekliği oluşturmalıyız. Bir arada yaşamanın adımlarını aileden başlayarak tesis etmeliyiz. Güven üzerine bunu kurmalıyız. Sevgi, saygı üzerine birlikteliğimizi tesis etmeliyiz ve yetişen nesillere ...bunu davranışlarımızla örneklendirip göstermeliyiz. Yani onu, Klişelerle evet. gidemiyoruz. O aktarımın da sağlam olması lazım. Evet. Bazen kopukluklar olduğunda problemler yaşanıyor evet. sanki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayağınıza ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza evet. sağlık. iyi çalışmalar diliyorum Bu imkanı size. verdiğiniz için. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Estağfurullah. Sevgili izleyenler devam edeceğiz. Birazdan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi... ...doçent doktor Halil Altuntaş hocam stüdyo konuğumuz olacak. Müslümanlar birbirleriyle nasıl yaşayabilir bunu sadece dışarıdaki coğrafyada ya da yakın komşularımızda aramaya gerek yok. Kendi içimizde de bu soruyu sormak lazım. Konuyu konuşacağız ama öncesinde şöyle bu hislerimize, efendimizden bahsettik, e, aklen oraya gittik, kalben gittik. Hazır oralardayken e, güzel bir e, klibimiz var, onu izleyelim. E, ardından tekrar stüdyoya dönelim, hem hocamla konuşmayı başlayalım hem de Münevver Hanım'ın yaptıklarına bir göz atalım. محمد يا حبيب يا حبيبي سلام farklı ırklar ve farklı mezhepler. Farklılıklarımız zenginliğe mi, tefrikaya mı neden oluyor? Dinimizde Müslümanların birlikte yaşamı hukuku nasıl tanzim edilmiştir? Konuyla ilgili merak edilenleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doçent Doktor Halil Altuntaş, Yeni Güne Merhaba'da anlatıyor. Evet efendim önemli bir konuyu daha konuşacağız bu bölümde kutlu doğum haftasındaki bu yılki temamız e Peygamber Efendimizin oluşturduğu o örnek üzerinden birlikte yaşama ahlakını nasıl tesis edebiliriz? Bugün bu bölümde Müslümanlar birbirleriyle ne şekilde birlikte yaşayabilirler sorusunu Doçent Doktor Halil Altuntaş hocama soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sağ olun teşekkür ediyorum. Ee, aslında hocam birlikte yaşama kültürü hele Müslümanların birbirleriyle yaşaması dediğimizde dışarıdan bakınca çok basit gibi geliyor çünkü kurallar belli, Kur'an ortada, Efendimizin örnekliği zaten var. Hadisler var. Yayınların sayısı artmaya başladı ama bir diğer taraftan da biz de birbirimizle yaşamakta zorlanıyoruz. Efendimiz bunu ta giderken görmüş olacak ki veda hutbesinde Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir diyerek hı hı. özellikle hutbenin çok dikkat çekici taraflarından bir tanesini de böyle vurgulayarak ve orada zaten o hukukun genel çerçevesini de bize çizerek veda ediyor. Hı hı. Nedir acaba bizi bu kadar e, her türlü kural ortadayken zorlayan şey hocam? Kuralların olmasıyla kuralların içe sindirilip hayata yansıtılması her yerde her zaman için farklı bir şey. Bu insanın yaşadığı varoluşsal bir problem olarak karşımızda duruyor. Hz. Adem'in cennetteki o hatayı işlemesinden sonra Cenabı Hak cennetten bizim atamızı çıkaracağı zaman dedi ki: e "Rabbimiz inin aşağıya soyunuzun her biri birbirine düşman kimseler olarak dünyada bir hayat yaşayın." buyurdu. Bizim içimizde yaratılmış yaratılışımızda, mayamızda bir karşılıklı zıtlaşma yapısı var her biriniz birbirinize düşman olarak inin yeryüzünde yaşayan bu var. Ama öbür taraftan dinlerin temel varlığı bir ilahi proje olarak yeryüzünde bulunmaları işte bu zıtlaşmayı ortadan kaldırmak bu kaldırmayı başarabilip bilmeme noktasında insanın imtihan geçirmiş olması. Hepimiz imtihan geçiriyoruz. Son din olan İslam Hazreti Peygamber aracılığıyla gelince belki hiçbir dinde görülmeyen son bir ilkeyi belki bizi kıyamete götür, kadar götürecek ilkeyi koydu inanmak insanları kardeşlik bağına bağıyla birbirine bağlayan bir manevi bağdır. Şimdi ayeti kerimemiz bize Bismillah innemel mu'minune ihvetun evet. diye bir yargı getiriyor. Yani müminler varoluşları itibariyle kardeşler. de bu böyledir. Ama bu prensip eğer e, itikad Hazreti Peygamber'in ifadesiyle boğazdan aşağı geçip kalbe inmediği sürece orada durur. Açıkta sallanır durur. Biz bunu benimseyip yansıttığımız zaman kardeş gibi yaşamaya başladığımız zaman o ayet fonksiyonunu icra etmiş olur. Bakın veda hutbesinde biraz öncesi temas ettiniz. Müminlerin kardeş olduğunu ilan ettikten sonra yani ayetin hükmünü burada tekrarladıktan sonra bir şey daha söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. ibadallahi ihvanen. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diyor. Hı hı. Halbuki Allah Teala kardeş olduğumuzu haber veriyor. Hı hı. Allah Teala'nın haber verdiği şey teoriktir. Yani ben sizi yeryüzünde kardeş olarak yaşamak üzere gönderdim. Dinen de bu hükmü sizin aranızda koydum. Hükümlerini siz icra edin. Allah Resulü de uyuyor, uyarıyor. Kur'an'ın hükmü orada dururken çatışmayın. Kardeş olun yani fiiliyatta kardeş gibi birbirinize davranın. O halde ilahi emirle insanların veya peygamberimizin tavsiyeleriyle insanların bunları hayata aktarmaları farklı şeyler oluyor. Bu farklılığı ortadan kaldırabilmek için de bizim özetle tek kelimeyle dini ahlakı, İslam'ı hayatımızda yaşamamız gerekir. Kısacası İslam'ın içtimai hayatını, sosyal hayatını ana hatlarıyla da olsa bilip hayatımızda tatbik etmemiz gerekiyor. Hocam peki o ana hatlar dediğimiz şeyler nelerdir? Yani bizim bildiğimiz halde yaşayamadığımız veya bazen unuttuğumuz yani çok basit örnekler de var aslında insanların birbirine zarar verdiği. Mesela bir faiz örneğinden gidelim. İnsanlar Tabii. bunun helal olmadığını bilir ama hani zaman zaman böyle bir nefsi aldatmacayla bir Yanlışa da düşebiliriz. Onu biz kişisel bir yanlış gibi düşünüyoruz. Fakat bazı şeyler var ki o kişisel yanlışların faturası topluma çıkıyor. Dolayısıyla orada bir çatışma ortamı meydana geliyor. Yani evet. kuralları uygulamamakta bir adam sendecilikte, ben yapsam ne olur da acaba bizi bu noktaya götürüyor olabilir mi? Bir kere toplumda bu beraber yaşamanın o ilkel farklılıkları ortadan kaldırmanın gerçek anlamda kardeş olmanın temel ilkeleri var. Hepsinin üzerinde genel bir ahlak kavramını koymamız gerekiyor. O ahlak kavramı aşağıda bizim iktisadi alanda mesela faiz yasağında e, ...zina yasağında... Evet. ...diğer ahlaksızlıklar yasağında... ...kardeşlerine zulmetme anlamında... Evet. ...insanlara zulmetme anlamında... ...çevreye zulmetme anlamındaki yasaklardan... ...kaçınmak dediğimiz... ...detaylar... Hı hı. ...ahlak şemsiyesi altında birleşir. Evet. O halde... ...genel manasıyla... ...iyi beraberce yaşayabilmek için... ...ahlaklı yaşamamız lazım. Açalım bu sayfayı... İktisadi alanda... E, ...bizim... E, ...ahlaklı olmamız gerekir. Hı hı. İktisadi alanda ahlaklı olmak... Allah'ın kesinlikle yapmayın dediği ekonomik işlemleri yapmayacaksın. Bunların başında faiz gelir. Faiz işlemi normal şartlar altında çalışarak elde edilen kazançtan tamamen farklı bir şey. Siz faize normal şartlar altında helal diye nitelediğimiz yollardan kazanırken bir enerji veriyorsunuz dışarıya. O enerjiniz size imkan olarak dönüyor. Allah'ın izin izniyle. Ama öbür tarafta enerji harcamadan fiili enerjinizi harcamadan gelir elde etmenin peşinde düşünüyorsunuz bunu fiilen enerji harcamayınca zihin yoluyla enerji harcayarak aranızda yani oturduğunuz yerden belki bir takım insanların maddi imkanlarını üzerinize geçirmek yolunda harcadığınız evet. enerji faiz olarak ortaya çıkıyor. Bu da insanlar arasında yaklaşmayı değil sürtüşmeyi e, ortaya çıkarıyor. Bakalım şimdi sokağa çıktığımız zaman faiz örneğine girdik. Evet hocam. Sokakta soralım. E, hari, bir örnek olarak. örnek ama şu cümleyi söyleyeyim. Buyurun. Sokakta herkes faiz olmadan olmaz diye insanlara bile evet. derinlemesine biraz girelim acı kurcaladığımız zaman faizin büyük bir haksızlık olduğunu söyleyecektir. İnsanlar arasında hiç farkında olmadan insanlar bu ekonomik sistemin mümin olsalar bile insanları birbirinden kopardığına şahit oluruz. Değilim ki Allah yasaklamıştır. Birlikte yaşamaya engel bir durum vardır ortada demektir. Evet. Bu diğer yasaklar için de geçerli. Hepsi, hepsi için geçerli. Ee, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar tıpkı meclislerin, beşerin çıkardığı kanunlar gibi insanları sağ sağlıklı bir yapı içerisinde bir arada tutmayı hedefler. Ama dinlerin bir farkı daha var. İnsanları bir arada tutarken onları yaratanın arzusu istikametinde tutkalı onun iradesi olacaktır. Dolayısıyla o birlikteliği sağlarken o yollardan geçersek gerçek manada birliktelik olur. Başka şeylerle kendimizi bir arada tutmaya çalışırsak Çok o kırılgan. zaman kişisel benlikler oraya girecek. Herkesin bir benliği var. Sizin toplumsal hayatı yaşarken kendinize göre bir dünyanız var. Benim de bir dünyam var. Her birimizin bir dünyamız var ve her birimiz bu dünyada hükümler olmak istiyoruz. Bu yapımız bizi karşı karşıya geldiğimiz zaman sürtüşmelere sebep oluyor. Ama din bize diyor ki siz Karşınızdaki var olduğu için ben diyebiliyorsunuz. Evet. O halde onu hesaba katmadan bir hayat yaşamanız yaşamak istediğiniz takdirde ilahi iradeyi de dikkate almıyorsunuz demektir. O halde bu üçlüyü asla ortadan, devreden çıkarmadan ilahi irade bizim nasıl birbirimizle münasebette bulunmamızı gerektirirse öyle yapacağız. Asla başkasına zulmetmeyeceğiz. Hı. Niçin? Ben zulüm görmemeyi istiyorsam sizin sayenizde ben diyebildiğim sizi de zulümden uzak tutmam lazım. Bu benim kendi davranışlarımdan kaynaklanacak zulüm olmayacağı gibi başkasının yapacağı zulümlere de engel olmam lazım. Her türlü ahlaki negatiflik, olumsuzluk bizde olmayacak. Bizimle bir başkası arasında da olmayacak. Başkasının orta, devşirmeye çalışacağı şeyler de usulünce engelleyeceğiz din, ahlak bunun ilkelerini çok açık bir şekilde ortaya koymuş. Hocam sizin söylediğiniz bu örnek üzerinden gidelim. Yani hep kendinizi anlatarak ifade ettiniz. E, Rad suresinde bir ayet var. E, siz de bilirsiniz. E, nefslerinizde olanı değiştirmedikçe Allah bir toplumun durumunu değiştirmez. Mealen evet. E, evet. söylüyorum. E, Müslümanın belki de asıl e, çabası ya da asıl özelliği hani bir başkasını düzeltmekten, onları düzelteceğim diye bir gayret sarf etmekten çok kendi doğrusunu ortaya koyarak kendi üzerindeki değişimi gerçekleştirdiğinde bu zaten toplumda istemeyecek o dönüşümün de temelini atıp birlikte yaşamanın evet. çok sağlam bir zemini de olmuş olmuyor mu hocam? Bizim gözümüz biraz başkasında mı evet, acaba? Öyledir yani? zaten. Ben diyen insan dünyanın merkezine kendini almıştır. Din gelip onun yakasından tutup hafif silkeler. Senden ibaret değil dünya. Yani benliğinden biraz vazgeç. Benlik dünyanda başkalarına da yer aç demektir. Ama Şimdi açarken de herhalde sürekli düzeltme, sürekli hatayı şey yapma, devamlı eleştirme üzerinden değil. Yer değil açma mi? zihniyetine sahip olmak demek bu noktaya gelmektir. Evet. Yani benden başka insanlar da var, onların hukuku da var. Hep kötülüğü kendimde aramayacağım. Başkaları da aynı daireye girdiğine göre bir iyilik varsa bu, bunu paylaşarak ortaklaşa ortaya çıktığını düşünmem gerekir. Kötülük varsa yanlışlık varsa bende de vardır. Evet. Şimdi herkesin e, ş, e, dinin getirdiği bir şey var. İbde' bir nefsik. Meseleye bütün problemleri önce kendinden başla. Hazreti evet. Peygamber aleyhissalatü vesselama ilahi talimatlar gelirken ibde' bir mente'ul. Yani Önce ailenden, en yakınlarından başladığı bir ilke var İslam ahlakında. Evet. Böyle olunca demek ki dışarıyı görmekten çok insan önce kendi sorumluluklarını yerine getirirse hem söyleyecekleri hem de yapacakları başkası üzerinde etkili olur. Sizin Ziya Paşa'nın bir sözü var. Onlar ki verirler laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Şimdi siz başkasına sözle nizam vermeye çalışırken kendi ailenizde yuvanızda bir sürü olumsuzluklar varsa bu söylediğiniz laf olmaktan öteye geçmez kuru laftan olur. Dolayısıyla ayeti kerimenin de vurgu yaptığı yer burasıdır. İnsanları etkilemek istiyorsanız önce kendiniz söylediğiniz gibi olmalısınız. Siz halinizde bir kötülük var. Allah'ın bunu değiştirmesi değiştirmesini istiyorsunuz toplumunuzun içerisinde bir olumsuzluk var Rabbim bunu değiştir bizi bu halden kurtar diyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın kurtarmasını istediğimiz şeyin anahtarı bizim elimizde nedir o, o yönde çaba sarf edeceğiz İrademizi kullanacağız Allah da bizim irademiz istikametini yaratacak ayetin manası odur Siz kendinizi değiştirmediğiniz sürece Allah sizi değiştirmez burada gerçekte Allah ile kullar arasındaki ilişkilerin kilidi var burada. Yani irade meselesi var. Kader meselesinin hep çok sorulan kader meselesinin anahtarı burada. Kaderi, ben kaderimi değiştirebilir miyim? Değiştiremesin Cenab-ı Hakk'ın geçmişte takdir ettiği ileride olacağını bilmesi açısından değiştiremesin. Ama Allah o takdirinde seni ne yapıp yapmayacağını da hesaba kattığı için sen kendi dairenin içerisinde bütün değişiklikleri yapma imkanına sahipsin. Dolayısıyla önce kendi değişikliklerini yap, kendini düzelt ki Allah da senin vasıtanla toplumu düzeltmiş olsun. Yani biraz birlikte yaşamanın ve sulh içinde yaşamanın zaten yaşıyoruz ama bunu bir mecburiyet gibi görüp yaşamakla gerçekten ortaklaşa bu dünya imtihanını vermek arasında fark var. Önce kendine dön diyorsunuz değil mi? Ortaklaşa ortaklaşa yaşamak istemesek de var olan bir olgudur. Evet. Hele hele dünya çapında şu anda bütünüyle beraber yaşıyoruz. Biz birlikte yaşamak dediğimiz zaman birlikte bir arada ama insanca Barış içinde çatışma olabildiğince olmadan azaltarak inançlarımız, kültürlerimiz farklı olsa bile gelelim dar çerçeveye. Yapılarımız, ruh yapılarımız, sosyolojik yapılarımız, dünya görüşlerimiz farklı olsa bile asgari ölçülerde karşımızdakini de varsayarak bir birlikteliği sağlamaktır. Eğer bunlar olmasa toplumun bir arada yaşama nizamını var olacak Önce ahlaki kurallar, din kaynaklı ahlaki kurallar, ruhi ilkelerimiz, sosyolojik vakalar, olmadan yaşayacağımız bir hayat birlikte olur ama birlikte işkence çekmek olur bu. İnsanların, insanların birbirlerini boğazladığı bir beraberlik, bizim kastettiğimiz beraberlik değil. İnsanca, yani ünsiyet içerisinde, insan dediğimiz varlık, kelime ünsiyetten gelir. Ünsiyet de insanların, varlık içerisinde yokluk içerisinde tanışarak birbirleriyle uyum sağlamaları demektir ünsiyet budur. O halde insan ünsiyet etmeye hazır halde yaratılmıştır. İçindeki yanlışları bastırmak suretiyle ünsiyet noktasına yükselirse birlikte yaşama insanca gerçekleşir. En önemlisi de bu galiba. Devam evet. edelim hocam. Evet. E, efendimizin komşulukla ilgili hadisleri var. Evet. Onları derledik. Birlikte yaşamak, Müslümanların birlikte yaşaması derken çok yakınlarda olan hukukumuzun e, beraber gittiği, gitmesi de gerektiği bütün aşılmış ilişkilere rağmen onlardan birisi. E, ardından tekrar devam edeceğiz. Sevgili izleyenler bugün stüdyo konuğum. ikinci bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı Denişleri Yüksek Kurulu Yerelinden doçent doktor Halil Altuntaş hocam. Birazdan tekrar buradayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu miras çıkılacak sandım. Komşu komşusunun malını satın almada öncelik hakkına sahiptir. Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce de arkadaş arayın. Şehrinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez komşusu açlıktan kıvranırken tok yatan kimse iman etmiş olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey mümin hanımlar! Sizden biri yanık bir koyun paçası dahi olsa komşusunun ikram ettiği şeyi küçümsemesin. Hz. Ayşe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü! Benim iki komşum var. Ziyaret ve hediye vermede hangisinden başlayayım diye sorduğumda o şu cevabı verdi: Kapısı en yakın olanın. Evet efendim bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Acaba Müslümanlar birli nasıl yaşayabilirler? Bu beraber yaşama kültürünü ne şekilde oluşturabileceğimizin detaylarını bu hafta konuşuyoruz. Ne kadar konuşsak yetmez belki ama çok şükür ki Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene böyle bir tema belirledi ve bu tema çerçevesinde ne kadar beraber yaşayabiliyoruz sorusunu sorup kendimizi bir çek ediyoruz. Varsa eksiklerimiz belki o alandaki problemleri ortaya koymak için de bir fırsat oldu bu yılki Kutlu Doğum Haftası ee, ve e, bu konuyu Doçent Doktor Halil Altuntaş hocamla konuşmayı sürdüreceğiz. Ama masanın başına da geldik bir yandan Münever Erdoğan e, Çarşamba günleri bize eşlik ediyor. Münever Hanım bugün e, Gerçekten bittiğinde müthiş görünen bir iş yapıyor. Kağıt rölyef çalışıyoruz. Epey de ilerlediniz. Ben bayağıdır yanınıza gelmedim ama arkadaşlarımız görüntülediler. İzleyicilerimiz Üçüncü ekranda yapıştırdık. gördüler. Üçüncü resmi yapıştırdınız. Evet, evet. evet. Bu böyle şu kenardan Münevver Hanım bayağı böyle eksile, eksile, basamak basamak tabii ki. geliyor değil tabii mi? Tabii Küçüle küçüle küçüle. en son gördüğümüz nokta nasıl bir saksıdaki çiçeğe baktığımız zaman sana yakın yaprağı evet. görüyorsak. En son yap bir yapıştıracağımız yaprak olacak. Böylece e, o evet. şeyi, o derinliği normalde evet. gözün gördüğü derinliği vermeye Vermiş çalışıyoruz. Oluyoruz, mi? Evet. Sizin az önce kağıt ütüsü dediğiniz şey bu. E, elinizdeki Çiçek ütüsü miydi? bu. Çiçek ütüsü. Evet. Çiçek evet. ütüsü bu. Bu şekilde biz bunu ne yapıyoruz? Kestiğimiz e, modeli kabartıyoruz. Evet. Peki biz bu ütüyü satın alsak, var. Başka nelerlerde kullanabiliriz? Kumaş sadece çiçek ütüsü bu. Hiçbir Öyle şey, mi? Başka bir yerde hiçbir yerde, olmaz. yerde, hiçbir yerde, bir yerde değil. Hiçbir yerde olmaz. Bir tek bu rölyefte. Rölyefte, kumaş çiçekte. Hı hı. E, sadece bunlar da kullanılır. Bir, e, alet bunun için Evet, Çiçek yapılmış. ütüsü olarak alıyoruz. Şimdi bu da bunun... eski bir ütü. Evet. Şimdi belli daha güzelleri bayağı. çıktı. Hı hı. E, küçücük bir kutunun içinde her boyutu var. Evet. çok Her güzel. boyutu var. Ama e, bunun da yeri ayrıdır. Eski eşyalarla, şeylerle çalışmak da yani. e, ona da bir vefa göstermek lazım değil mi? Eski Hiçbir şey ya. atmazlardı mesela. Evet, evet. Bunu bir arkadaşım atmamış. Memnuni arkadaşım diye. E, bir Sınıfta paylaştırdı. Hı -hı. Hepimize birer tane Siz verdi. Siz yıllarca halk eğitimde de e, hocalık yaptınız değil evet, mi? Evet, evet Zahide Hanımcığım. Halk eğitimde dikiş nakış el sanatları öğretmenliği yaptım. Hı -hı. E, baktım e, geçici, e, usta öğretici olarak çalışıyordum. Hı -hı. E, belli bir zaman sonra ee, tatmin etmedi bazı olaylar oldu ben kendi iş yerimi açtım hı hı. 15 sene kendi iş yerimi e, işlettim hem öğrenci yetiştirdim hem sipariş çalıştım ondan sonra da e, baktım e, kriz geldi hı hı. kriz gelince öğrenci azaldı Çalışmak istemeyen azaldı, iş öğrenmek istemeyen azaldı. Hı hı. Ben de bu sefer birkaç senede isteğe bağlı ödeyerek emekli öğretmen oldum. Ne güzel. Yani. Şimdi emeklisiniz. Yemekliyim. Ama bitmedi diyorsunuz. Ama İzleyicilerimiz ama... bilmiyor ama programdan önce dediniz ki ben yine kurslara gidiyorum. Gidiyorum. Bu ne kursuna ee, gidiyorsunuz? Alüminyum rolife gidiyorum. Hı hı. Ee, kağıt Rolef'e gidiyorum. Evet. Aynı zamanda iki senedir. Hı hı. Ee, Aynı zamanda mağazanın bir tanesi bayan getirmiş çok güzel bir şey. Bütün hanımlara tavsiye ederim. İstediğin Olur zaman, varsa. istediğin günlerini öğrendikten sonra e, bir gün gel, üç, iki hafta gelme, iki gün gel, üç hafta gelme. Ama çok güzel işler öğreniliyor. Hı -hı. Kendinizi boş bırakmayın diyorum. E, bir sürü merkezler var artık. Evet. Dünya kadar evet, kursa gidilebilecek, geçen, üstelik ücretsiz geçen, gidebileceğimiz yerler var. Evet. Geçen gün e, titanyum çiçeğini mesela Hı -hı. öyle bir yerde yaptım. Evet, çok güzel. Yani Ve e, hanımlar. Da bilmiyorum yaşlı görmeyin ama işinizi yapın diyorum. <laughs> <Ne gülüyor> i̇şinizi yapın diyorum. peki siz bunu şimdi bir de bunu anlatalım hocamın ha. yanına dönmeden önce. Üçüncü katı Evet üçüncü yapıştırdınız katı yapıştırdık. Mı? Şimdi Dördüncü bir, Dördüncü iki, katı. üç. Şu anda dördü, dördü diyeceğim. Evet. E, dördü diyeceğim. Bunu kabarttıktan sonra bütün çiçeğimizin desenine göre hı hı. her yere çöp şişi yerleştireceğim evet. her yere çöp şişi yerleştireceğim nasıl yerleştiriyorum bunu böyle kırıyorsun ister hı aletle kırın ister şeyle kırın bu boyutta hı hı. görülmeyecek şekilde çöp şişleri. çöp şişleri yerleştiriyoruz o alttaki kabarıklığı, kabarıklığı sağlayan şey sağlamak için. Evet, evet çöp o, şiş. peki canım. bunu ne kadarına yerleştireceksiniz iki tane yetti mi yetmiyor tamamen mi? şu deseni dolduracağız şu Bunun deseni. hepsine çöp şiş yerleştireceğiz evet. yani. Oo, evet. Gözüken açık olan yere değil. Hı -hı. Kestiğimize evet. göre. Kestiğimize göre yerleştirdikten sonra altında gözükmeyecek. Evet. E, açıktakini yerleştirdiğimiz zaman bunu yapıştırırsak o çöp şiş ortada kalır. Tabii elbette. Onun için ne yapıyoruz? En son parçaya göre, Hı -hı. yapıştıracağımız parçaya göre çöp şişi yerleştiriyoruz. Ve de Desene böylece. Göre. Evet, evet o kabartıyı evet. sağlamış oluyoruz. O evet. Bu şekilde de o ütülüyoruz. Görenlik. Ütüsünde bir şey yok. <laughs> Altına sızrafor veya hatta tok bir e, e, minder olabilir. Sert bir e, ütü tahtası olabilir. Evet. Bu şekilde böyle ütülediğimiz zaman. Gülever amcım şeyi tekrar izleyicilerimize söyleyelim. Şimdi kenarlar kahverengi görünüyor. Bu nasıl oldu acaba diyecektir izleyenlerimiz. Kahverengi bir e, pilot kalem mi kumağdınız? Modeli kestikten sonra ç, e, şey kalem kullanıyoruz. Keçe kalem. Keçe kalem, Keçe pardon, kalem evet. kullanıyoruz. Keçe kalem ee, ve kenarları gidiyoruz. Bunu da neden da kahverengi kullanıyoruz? Görüntüyü daha güzel gösteriyor. Hı hı. Yeşile yeşil, kırmızıya kırmızı olsa biraz renkli olur. Evet. Ama kahverengi çizgiymiş gibi hı hı. hat çiziyor. Çok da güzel olmuş güzel. gerçekten. Evet. Kahverengiyi bu tip birçok şeyde kullanabiliriz. Her yani. desende kullanıyoruz. Hı hı. Bunda Peki. da kullandık, bunda da bunda da. Yani genelde. Yeter kahverengi ki beyaz kullanıyoruz, beyaz olmasın, beyaz, olmasın, evet. beyaz gözükmesin. Ee, bunu şimdi üstüne birazdan yapıştıracağız, değil mi? Birinci o, peki... şeyimiz deseni kesiyoruz, hı hı. İkinci e, şeyimiz hı hı. kahverengi kalem'i çekiyoruz, üçüncü işlemimiz cımbızlıyoruz. Evet. Ee, Onu içeri doğru kıvırıyoruz. Dışarıya. E, Desenin dış... dışından. Evet. Beyaz tarafa. Beyaz, Beyaz doğru. tarafa doğru. Ama cımbızımızın ucu ne kadar küçük olursa o kadar güzel oluyor. Hmm. 2 milim kadar tutuyoruz. Tuttuğumuz cımbızı bu şekilde katlıya katlıya hiç şey yapmayın. Kıvırıyoruz. E, kıvırıyoruz. Kıvırdığımızda ne oluyor? Kapattığımız zaman e, kıvrıldığı için kenarlar sert çıkış olmuyor. Hı, hı Sert çıkış olmuyor. Çok estetik bir çalışma aslında yani, bu. Dikkatli Her şeyin, olan değil mi? ve titizlikli Epeyce olan bir şey. Epeyce bir şey var. Yani. Ütüsü var. Evet. İçe doğru kıvırma var. Kenarlarına bir kontör gidiyorsunuz. Evet. kontür Kontör gidiliyor. Evet. Keçe kalemle. zaten keserken de dikkat etmek lazım. Hatta Münevver Hanım güllü de bu gül örneğini gösterelim. E gülde gördüğünüz gibi farklı tırtıklı bir makasla kesmiş. Makaslı yüzden, değil, e, gene makaslı aynı bıçakla değil. kestik. Ha, aynı, e, bıçakla. aynı bıçakla Nasıl şekil vererek kestiniz? kestik. Şu Aa, şekilde Çok şurada enteresan. gösterebilirim. Ben de makasla kesmiştim. Şurada gösterebilirim. Diye şu şekilde Hı -hı. çapraz çapraz küçük küçük minikler evet. oluşturarak şu şekilde kestik. Epey uğraştınız yani, yani tabii ki tabii e, ne diyoruz? Bir günde olacak bir şey değil evet. ama zevkli bir şey. Başladığımız zaman da bırakamıyoruz. Ee, insanların... Bitirmeden de bırakılmayacak yani, bir çalışma gerçekten. Şu şekilde kesiyoruz zaten. Çok Ayda güzel amca. oldu. Ellerinize sağlık. Harika. Yani. Demek bunu da evet. oturup... Yine bakasla kesiyoruz. Evet. Yine desturup vakasla kesiyoruz. Peki. Kolay gelsin. Sağ Tekrar o. sevgili izleyenler yerimize geçeceğiz. Doçent Doktor Halil Altuntaş hocam. Stüdyo konuğumuz. Müslümanlar birbirleriyle nasıl yaşayabilirler, yaşamalılar? Bu sorunun cevabını aramaya bunu konuşmaya devam edeceğiz. Evet efendim. Yeni güne merhaba'ya devam ediyoruz ve malum konuştuğumuz konu birlikte yaşama kültürü çerçevesinde acaba Müslümanlar birbirleriyle nasıl yaşayabilirler? Hocam kendi çevremizden örnekleri verelim dedik. Yani ille de evet. bunun için Tabii. savaş olan coğrafyalara bakmaya gerek Tabii. yok. Onu bu süre zarfında özetledik ama belki biraz da o dışarıyı da görmek lazım. Çünkü İslam dünyasının gerçekten içimizi acıtan hali diye bir başlık çıkarılsa herhalde son 100 yıllık savaşlar Küçük ya da büyük irili ufaklı çatışmalar, terör örgütleri ve onların yaptıkları bu kapsamda bu başlığın hiç değişmediğini gösteriyor bize. E, Tabi programda arada konuştuk. Yani sosyolojik fazlara dikkat etmek lazım. Bunlar bugünden e, yarına değişen evet. şeyler değil. Evet. Belki periyotlarını görmek gerekiyor ama burada acaba e, işte bir sürü mesela şu an e, çevrede işit diye bir belayla, kelimenin tam anlamıyla uğraşıyoruz. Ve burada çok önemli dini referanslar olduğu söyleniyor güya. O zaman akla şöyle bir soru geliyor. Bu da birlikte yaşamamızı engellediğine göre. Acaba biz dini dünyamızla mı tarif etmeye çalışıyoruz? Yani dünyamızı dinle tarif etmemiz gerekirken burada neyi yanlış anlıyoruz? Ya da bu bu çıkarcı bir anlayış mıdır? Ne dersiniz? Evet, Din bir şey, dini Anlayanlar, bir şey dini yaşayanlar başka bir şey. Bu üçü e, doğru bir düzlemde bir araya gelirse bir arada yaşama kültürü din üzerinden ancak gerçekleşebilir. Bunlardan bir tanesi aksadığı zaman bir yerde bir sıkıntı olur. Bizim e, İslam ortada diyoruz da evet, İslam evet. nasıl ortada? Kur'an kaynağı var, sünnet kaynağı var. Bu iki kaynağı hayatımıza adapte ettiğimiz zaman din ortada olur. Bu adaptasyon yani uygulama sürecinde yaşanacak hatalar, yapılacak formül hataları, böyle bozuklukları ortaya çıkarır. Bu noktada bizim evvela bir bilinç tazelenmesinden geçmemiz lazım Müslümanlar olarak. Öteden beri işte İslam dünyasında yahut kendi coğrafyamızda bir hengamedir gidiyor. Evet. Bütün dünyada bu hengame var da e, taş düştüğü yeri acıtır, ateş düştüğü yeri yakar. Biz kendi çevremizden bakacağız. Şimdi Pakistan'a çıkalım Pakistan'dan dışarıya doğru bakalım. Bize ulaşmadan daha nice engellerle problemlere karşılaşacağız. Dünyanın her yerinde bu var. Asude dediğimiz Amerika, Avrupa falan kendi içerisinde sayısız problemler var. Evet. Bu insanların hakikaten değişmez bir kaderidir. Ama bu problemleri azaltırsak mutluluğu bulacağız. Din, İslam noktayı nazarından bizim hayatımıza e, hakim olmasını beklediğimiz dinimiz nasıl olacak bizi bizi bir arada yaşatacak. Evvela bizim demin ifade etmeye çalıştığımız gibi bir, bilinç tazelenmesine ve bakış açısı yenilenmesine ihtiyacımız var. Bizler din noktayı nazarından kendimizi içinde bulduğumuz olguyu tek değişmez olgu olarak kabul edersek bu işin içinden çıkmamız zor olur. Bize birileri içinde bulunduğumuz bir cemaat bir İslam anlattı. <laughs> Dünyayı bu bakış açısından ibaret sayarsak zihnimiz kilitlenmiştir. Açılması mümkün olmayan kilitte kelepçelendik. Başka işit dediğimiz insanlar başka Vehhabilik veya e, herhangi mensup olduğu bir dini din yerine koyan bir algı. Hanefiliği, Şafiliği bir, bir mezhebi din yerine koyan algılar bu dar bakış açılarının sebebidir. O halde bir zihin yenilenmesine gerçekten ihtiyacımız var. Bir de bilinç tazelenmesine ihtiyacımız var. Nedir zihin yenilenmesi? Biz diyeceğiz ki bizim bize verili bulduğumuz bilgileri efendilerimizin, şeyhlerimizin, hocalarımızın, üstadlarımızın, akrabamızın, dedelerimizin hı hı. bize aktardığı bilgi saf kaynağından çıkıp gelirken hangi yanlış yollara uğradı, bize neler getirdi? Derenin aktığı, selin taşıdığı çerçöp gibi her şeyi odun mu alacağız oradan yoksa çöpler var atılması gerekenler de mi var? Bu ayıklamayı yapmadığımız sürece işimiz zordur. Şimdi bu işit dediğimiz mesele. Hı hı. Avrupa'dan veya başka bir yerden insanlar orada ölmek için oraya geliyorlarsa bu insanların içinde yaşadıkları bir dar çerçeve var demektir. Geçen gün bir haber çıktı. Ee, Avrupa'dan gelen gelen ve yakalanan bir genç e, ben e, işi de katılıp Şehit olmak ve 72 huri ile buluşmak evet, üzere. Evet hocam. Şimdi evet. bu hadise neresinden... Siz ne, evet, bunu, neresinden, bunu biraz açıklar e, Açalım. Evet. Yani bunun hangi yanlışını düzeltelim? Bir kere insan e, şehit olmaktan öte Allah rızası için dinin toplumu hakim olması için yapar. İki, bunu birilerinin yönlendirmesiyle değil kendi bilinciyle yapar. Çünkü birisinin yönlendirmesinin ucunda olursanız o nereye giderse oraya gidersiniz. O halde bu toplumsal e, gelişmeler kendi düşüncemizden kaynaklanan e, davranışlarla ancak meydana gelmedir. Şimdi ölmek için eşidi seçiyorsun. Onun adına da şehadet diyeceksin. Ama yaptığın işin gerçekte din katında şehadet mi olduğunu hiç sorgulamayacaksın. Şimdi size sizden başka bizden başka Müslümanım diyen herkes aslında kafirdir diyen bir ön yargıyı peşinen kabul edecek ruh halini nasıl düzelteceğiz? Hadi bundan vazgeçtik gittiniz. Cennete gidip 72 tane huriden evet. bahsediyorlar size. Siz de buna kandınız. Şunun için düşünmüyorsunuz ki bir insanın hedefi cennetten önce Allah'ın rızası olmalıdır. Allah'ın rızası kazanılınca cennet kendiliğinden gelecektir. Yunus Emre bedava mı? Cennet evet. cennet dedikleri 3-5 ırmak, 3-5 huri isteyene versen anı bana seni gerekseni. İslam'ın Temel felsefesinin özünün özünün özünü bu iki cümle ortaya koyar. Temelde Allah rızasıdır. Allah rızası gelince cennette gelir, şehadette gelir. Onun o ötesinde huri mi var? Ben orayı hiç düşünmem bile. Çünkü ben temel ilkeyi almışım. Allah Resulü buyurmuş ki Müslüman'a cennete girdikten sonra orada kişi daha istemeden ne istiyorsa önünde olacak. Bu 72 Kur'an-ı Kerim'de verilen huriler, gılman, hizmetkarlar bunlar insanları teşvik etmek için var olan bazı hakikatlerin temsili şekilleridir. Evet. Gerçekten gılman dediğim bir şey, huri dediğim bir şey o şekliyle mi var? Başka bir şekilde istesek Allah biz onu vermeyecek mi? Var. Sadece bu şeyin Kur'an'ın doğrudan genel anlamında hitabeti erkeklerle mi alakalı kadın? Yani Allah kulu olan herkes cennete Allah'ın rızasına ulaştıktan sonra orada ne isterse var. Kaç tane huri gılmanla seni kimse kandırmamalı, kandıramamalı. O halde biz hedef şaşırtılmış halde ortalıkta tabirimi hoş görün bilinçsizce dolaş, dolaşırsak bu hale işidin eline düşüyoruz. Ne yapacağız? Biz önce zihnimizde isterse işi de çalışan birisi olsun isterse burada oturan, oturan siz ben olalım başka aile fetur olalım. Biz neyiz, niçin varız? Kendi zihin dünyamızı kendi içimize sorgulamamız lazım. A şahsı, B şahsı bizi yönlendirdi diye onu mutlak doğru kabul etmeyelim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bazı tavsiyelerini bile sorgulamıştır sahabi. Evet. Ya Resulallah bu vahiy midir? Sizin tercihiniz midir? Vahiy değilse bu hatalı demiştir. Peki bizim Efendimiz, Üstadımız, eteğine yapıştığımız hocamız, hacımız vesaire bize bir şey söyler de bir başkası bunun hata olabileceğini söylediğimiz zaman aman hoca efendiyle hata kelimesini yan yana getirme demek mantığı İslam'ın neresinde var? Sen bu mantıkla insanları nereye götürebilirsin? Bu çok önemli. İnsan bir arkadaşımız çok saygı duyduğum bir arkadaşımız o için bunu anlatmak için der ki herkes kendi dindarlığını kendisi oluşturmalıdır. Ne demek ister? Zihin aktif olacak dinin sana verdiği verileri öncelikle kendin değerlendireceksin başkalarının. Doğru yanlış senin zihnine doldurdukları taşıma suyla değirmen, değirmen döndürmek gibi olur bu olmaz. Müslüman dindarsa kendi ruhi ve zihinsel aktivitesiyle dindar olacaktır. Yanlış olursa o zaman birisi düzelsin onu. Ama hayatımın tamamını bana birisi aktarır. Ben hiç aktif olmazsam tamamen pasif konumda olursam bu dinin istediği Müslüman tipi değildir. Oradan işit doğar. yok hocam. Evet oradan işit doğar. Oradan. Gelelim kendi içimize Anadolu'ya. Evet. Burada. Biz birkaç cümleyle. Evet. Asırlardan beri Türkiye'de yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Kaybettiklerimizi bıraktık. Onlar başka isimler altına bir araya geldiler. Burada farklı kültürler yani dar anlamda farklı Hı. kültürler var. Dinimiz bir olan insanlarla, etnik kimlikleri farklı olan, şimdiye kadar varlıklarından haberdar olmak istemediğimiz, Hı. kendilerini bize hissettirmek istedikçe duyurmak istedikçe yok saydığımız bir kitlelerle karşı karşıyayız. Onlara göre biz, bize göre onlar bunların tamamını yok sayarak kardeşlik ilkesinde aynı coğrafyayı, aynı havayı soluyan, farklı yörede yaşayan insanlar olarak bir arada yaşamaktan başka çaremiz yoktur. Farklılıklar içerisinde birlik dediğimiz şey de budur. En tepede inanç birliği var. Onun ötesinde insanlık kardeşliği gibi büyük bir çerçevemiz var. Bu bizi kurtaracaktır çok diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ Ayağınıza sağlık. Sağ İyi çalışmalar diliyorum. Aynen. Sevgili izleyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi doçent doktor Halil Altuntaş hocamla konuştuk. Yarın bu farklılık meselesini farklı kültürler, peygamberimizin farklı gruplarla birlikte yaşama pratiği neydi acaba? Asr-ı Saadet'e dönerek yine ve o günden örnekleri bugüne taşıyarak doçent doktor İhsan Toker'le ele alacağız. Ama ilk bölümde de farklı bir konuyu konuşacağız. Çocuk psikolojisinden bahsedeceğiz. Psikolojik danışman Feyza Uymaz özellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimleri, o psikolojik gelişimleri bize söyledikleri ve söylemedikleri iç dünyalarında bazılarını hatırlıyoruz çocukluğumuza dönüp ama çoğunu da unuttuk. O gelişim nasıl, hangi serüvenlerden geçiyor bunu konuşacağız. Yasemin Kılıçkaya ile güzel bir etkinlik yapacağız ve bugün içinde veda edeceğiz efendim. Allah'a ısmarladık.